İlişkinliğin böylesi var mı olur mu dedirtecek bir haberle devam ediyoruz. Otomobilini yolun ortasına park eden sürücü, yanlış duymadınız. Kendisini uyaran polise adeta racon kesti. Bir dakika, ne diyorsunuz konuşmaları. Polise mi yapıyor bunu? Polise racon mu kesiyor? Daha da ileri gitti. Arabayı polisin üzerine sürdü. İşte o anlar geliyor. Vay arkadaş. Hop hop. Bekleyeceksin. Bırak dışarı. Arabayla nereye geliyorsunuz size? Otomobilini polisin üzerine sürdü. Yetmedi, işi şova döktü. Kapıya yaslanıp dayılandı. Beni arabayla itiyorsun. Gidiyor zaten. Merhaba arkadaş. Harlı lan. Bekliyorsun. Gösteriye akrabası da katıldı. Harlanan gerginliği böyle körükledi. Bekliyoruz abi. Ne diyorsun? Bekliyorsun değil mi? Burası Aksaray. Bu sürücü aracını yolun ortasına çekti. Polis uyarınca küplere bindi. Bekleyeceksin diyen memura önce racon kesti, sonra ezmeye kalktı. Magandayı olay yerindeki ekip durdurdu. Bağırdınız, ben sustum. Bağırdınız, ben sustum. Bekleyeceksin burada. Zaten bekliyorum, manyaksın. Akrabası da rol çalma peşindeydi. Elini açıp polisin üstüne böyle yürüdü. Bekliyoruz abi, ne diyorsun? Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Reha, tamam. Ne var abi şimdi? Foyası çok geçmeden ortaya çıktı. Aslında ehliyeti bile yoktu. Yalanı da hazırdı. Güya bir tanıdığı gelip aracı alacaktı. Karakola gidelim, karakola diyor. Devlet ettiğin hakaretleri karakolda da lütfen erkekçe söylersin. Öyle mi? Erkeğim be, sen değil mi? Belediyeye gidiyorsun bana. Ehliyetsiz maganda ile akrabasına etraftakilerden tepki yağdı. Üzerine araç sürülen, hakarete uğrayan polis ikisinden de şikayetçi oldu. Beni arabayla itiyorsun. Gidiyor zaten. Merhaba abi, anlaşacağım. Harlı lan! Evet. Şimdi bu tam olarak yolun ortasında kendisine herhangi bir söz söylemesine tahammül edemeyen insanlar var. Yapmış oldukları yanlış olduğu gibi, yani yolun ortasında aracını park etmek gibi uyarıya da asla tahammül edemiyorlar. Üstüne üstlük bu kişilerin ehliyeti de yok. Şimdi buyurun buradan başlayalım istersen. Az önceki haberde demiştin ya, bu korkusuzluk nereden geliyor? Yani at arabasıyla kaçıp arkasında 2 kilometre boyunca polisi koşturan o kişiler neye dayanarak bu korkusuzluğa sığınıyorlar? Ya da neden bu kadar çok korkuyorlar? Burada bu korkusuzluğun, arabayı polisin, herhangi bir insanın, değil ki devletimin polisi görevi başında orada sana dur ihtarında bulunan birinin üzerine araba süreceksin. Yap bakalım herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde. Acaba ne olur? Şimdi bir de yani destekçileri de var bunun. Yanındaki de bir dakika, ne yapıyorsun, polisle karşı karşıyayız da diyemiyor mesela. Hep beraber bunun üzerindeler. Bu çok enteresan. Vallahi, bu gelinen son nokta olabilir mi acaba? Yok, daha da olur herhalde bu şekilde gidersek. Yani bu pişkinlik falan filan dedik başta ama böyle bir alakası yok bu pişkinlikle. Bu bayağı polise artık racon kesmenin yani nirvanası. Daha da ötesi olur mu? Muhtemelen olabilir. Bir normal vatandaş olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim. Gazeteci olarak konuştuğumda çok daha fazla üzülüyorum. Ama bir emniyet yöneticisi olsam gerçekten kahrımdan ölürdüm herhalde. Yani geldiğimiz noktaya bak, bu ciddiye alamama durumu özellikle görevlimizi, özellikle polisimizi nasıl oluşmuş acaba? Hali bak mi? Bu da az önce söylediğimiz gibi polisten kaçanların çok daha farklı bir durumu. Farklı bir versiyonu. Ya elinde tesbihiyle, şusuyla, busuyla hiçbir şekilde geriye adım atmadan, hiçbir şekilde tabiri caizse uygun değil belki iplemeden devam ediyor yoluna ve bildiğini yapıyor. Arabayı üstüne sürüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve hiçbir şekilde korku vesaire istemiyorum. Ya saygı. Ve yasa var yani. Yasadan bile korkmuyorsan, yasadan çekinmiyorsan, yasadan da korkulmaz tamam, çekinmiyorsan ve haddini bilemiyorsan, buradaki güvenlik görevlimizin yanında gerçekten olmak istemezdim. Üst mertebesindeki insanlardan biri de olmak istemezdim. Diyelim ki gerçekten bu şehir hayatının içinde, bu kaosun içinde aracını park edecek yer bulamadın. Bambaşka bir yerden geldin diyelim. Hiçbir fikrin yok. Hani nereye, ne konuda? Diyelim ki işin... gerçekten hiç farkında bile değilsin bir şeyin. Yo, ne olursa olsun. Başka bir tarafı. Arabanı oraya koydum. Ben bilmiyordum buraya park edilir mi, park edilmez miden bir de gelebilirsin. Tamam mı? Fakat karşı bir polis, yani polis yazısını herhangi bir yerde bilip durmayan insan yoktur. Fakat yine geçtiğimiz günlerde verdiğimiz örneklerde kazadan sonra polisin dur ihtarına durmayıp yine bariyerleri aşıp geçenler oldu. Evet. Arabalarla kaçanlar oldu. Yani bu ciddi korkutucu, gerçek ve çok üzücü. Çok üzücü çok de üzücü. Bir şey yapılmıyor anladığım kadarıyla. İşte yani bak, aynen, bu şekilde hani vermeye gittiler. Ben baktığım zaman bu insanlar... Şunu yapıp polise nelerine güveniyorlar, arkalarında ne var ne yok, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, kim bu insanlar mesela sorusu akıllara gelebiliyor değil mi?
Dolayısıyla bunu cevaplaması gereken insanlar sen, ben, sokaktaki vatandaş, Ali amca, Mehmet teyze, Mehmet amca, Fatma teyze değil. Yani buralara nasıl geldi? Pek de hayra alamet olmayan efelenmeler bunlar. Ben çok üzülürüm bu. Ama bir anda işler değişebilir. Ama işte bir kudret gerekiyor orada. Çok garip yani bir... polisimiz gitsin de silahına sarılsın, şundan bundan bahsetmiyoruz. Karşı ya taraftaki hakkıdır. Saygının yeniden oluşturulması gerekiyor. Nerede koptu gitti bu hadise? Çok merak ediyorum. Çünkü işte bu hafta, az önce söyledik, bu hafta bu haberi veriyoruz. Geçen hafta verdik. Bir polise racon kesme durumu var ya. Yani hani filmlerde görürüz, eyvallah falan filan, da karşı tarafta güvenlik güçlerinin ne yaptığını da görürüz. Valla burada ben bilmiyorum, kafamda türlü türlü soru işaretleri var. İnşallah tez zamanda bu itibar kaybı demeyeyim ama bu itibarın düzelmesi için çok yenilikçi işler yapılır ya da yönetmelikler, yasalar, masalar, her neyse. Buradan sevgi selam olsun, bu her zaman başımızın tacıdır. Canımız burada zora düştüğünde... Paramız, pulumuz vesaire, aradığımız insanlar polisler yani. Ama burada gelip de iki tane tipin herkesin gözü önünde hayırdır birader ne yapıyorsun sen deyip racon kesmesi benim aha da şurama dokunuyor kardeşim evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya, olarak. Kesinlikle bunu tetikleyen acaba ne? Mesela orada çekildiğini fark etmek mi? Çünkü o kameralar açıldığında da yani işte ben de buradayım bir dakika benim de bir duruşum var beni de çekiyorsun şimdi ama kardeşim. Dizi seti değil ki orası. Acaba böyle bir şey mi dönüyor? Yani çok çok garip bir şey. Acaba hiçbir kamera olmasaydı burada bambaşka bir karakter görür müydük? Üstüne üstlük bütün bunların çok kötü örnekler olduğunu düşünüyorum. Kötü örnekler. Onu bunu gören gençler, onu bunu gören başka insanlar. Aa canım biz böyle yaptıysak demek ki size böyle yapmışlardı. Geçen güne mi gidecekler? Yani bu sınırı aşmamak lazım. Saygı sınırını bir kere aştığın anda geri dönüşü olmayan bir yol. Bu insanda her türlü ilişkide geçerli. Ama yani bir korku... bir saygı varsa eğer ona da sonuna kadar uymak lazım. Ya çok çabuk hal yoluna girer de tabii ki canım. Çok çabuk olur da işte iradeyi bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah tez zamanda o iradeyi görürüz. Mesela